Bugün sizlerle ProGrade uygulamasını inceleyeceğiz. Programa ilk girdiğimizde bizleri böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde yapabileceğimiz bazı seçeneklerimiz var. Bu seçenekler seç butonu ile buradaki fotoğrafları tek tek seçebiliriz. Seçtiğimiz fotoğrafları yığın haline getirebiliriz. Çalıştığımız görseli çıkartmak istersek yığından bu görseli çıkarabiliriz. Tekrardan seçe gelecek olursak, buradaki seçtiğimiz fotoğraflara göz at diyebiliriz. Göz attığımız fotoğraflar arasında böyle geçişler yapabiliriz. Seçtiğimiz görselleri paylaşmak istersek, ProGrade'in paylaşma formatları çok fazla ama ne yazık ki vektör formatında dışarıya aktaramıyoruz çiziklerimizi. ProGrade olarak dışarıya aktarabiliriz. PSD olarak dışarıya aktarabiliriz. PDF, JPEG, PNG, TIFF ve ProGrade'in son gelen güncellemesiyle animasyon olarak da çalışmalarımızı dışarıya aktarabiliriz. Seçtiğimiz görselleri çoğaltmak istersek buradan seçip çoğaltabiliriz. Bu çoğaltma ne işe yarıyor diye soracak olursanız, çoğaltma işlemi orijinal fotoğrafta bozulma olmadan çoğalttığımız fotoğrafta oynamalar ve değişiklikler yapabiliriz. Tekrar seçe gelecek olursak, buradan seçtiğimiz fotoğrafları silebiliriz. Seç butonunu bitirdikten sonra iCloud Driver'ında olan ProGrade dosyalarını ProGrade programının içine aktarabiliriz. Buradan seçtiğimiz bir görseli içeriye aktarabiliriz. Ve boş bir sayfa açmak istiyorsak, artı ikonuna basıp ProGrade'in bize sunduğu boyutlar, kare var 2048'i 2048, 4K boyutu var, A4 var ve kağıt formatları var. Eğer biz bu boyutları istemiyor da kendi özel boyutumuzu oluşturmak istiyorsak, kişisel büyüklük oluştur deyip 1750 yazıp kendi özel boyutumuzu istediğimiz gibi oluşturabiliriz. Bende otomatik olarak piksel boyutu çıktı. Buradan inç olarak, santimetre olarak, milimetre olarak ayarlayabiliriz. Ve açtığımız sayfaya buradan isim de verebiliyoruz. Deneme. Tamam dedik ve sayfamız açıldı. ProGrade ilk dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.